Kaim Muhammed Mehdi, her türden insanın, insanlara hükmedip, her türden, mesela solcusu da hükmedecek diyor, sağcısı da hükmedecek, efendim, dindar olan da hükmedecek. Kaim Muhammed Mehdi, her tür insanın, bak her türden insanın, insanlara hükmedip, hükmedip hükümet olmak, hükmetmek hükümet. Hükümet kurup idare etmek. Hükümet kurup idare etmesinden sonra, yani hükmetmesinden sonra, hükmedip, bak insanların, her türden insanın, insanlara hükmedip, artık bundan sonra kimsenin, yani öyle bir noktaya geliyor, bundan sonra kimsenin, eğer biz hükmetseydik, yani biz hükümet kursaydık, adalet yayardık, adalet yayardık diyemedikleri bir zaman da ortaya çıkar. Bütün hükümetler her şey denenir diyor. Her türden ama hükümet denenir diyor. Yani denenmedik hiçbir şey kalmaz diyor. En sonunda eğer biz hükmetseydik adalet yayardık diyemedikler artık bitmiş. Bir zamanda Muhammed Mehdi ortaya çıkar. Ancak bundan sonra Kaim Muhammed Mehdi gerçek adaletle hükmetmeye başlar diyor. Gerçek adalet ondan sonra çıkar ortaya diyor. Ancak bundan sonra Kaim Muhammed Mehdi gerçek ve adaletle hükmetmek için ortaya çıkar. Yine aynı kitapta buna ulaşabilirler. Diyor ki kardeşimiz, sohbetlerinde, videolarınızda her şeyinize çok memnunum diyor. Yayınlarınızda peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Bu çok güzel diyor. Sahabeler radıyallahu anh diyorsunuz. Bu da çok güzel diyor. Allahu Teala sadece Allah diyor. Onu Celal Celaluhu diyerek yüceltmiyorsunuz. Mesela Yüce Allah, Allah Celle Celaluhu şeklinde demeniz gerekir diyor. Canım kardeşim, şimdi Allah kendisine Allah diye hitap etmemizi istiyor. Sen de bize başka türlü hitap et diyorsun. Yani Allah hakkında şöyle konuş diyorsun. Biz Allah bize ne diyorsa onu söyleyebiliriz. Allah bana Allah diye hitap edin diyor. Onun haşmeti kendi içinde zaten. Tabii. Allah dedim mi bütün kainat titrer. Cenab-ı Allah eğer gerekseydi onu söylerdi bize. Ama her yerde Cenab-ı Allah Allah diye kendisine hitap etmemizi istiyor. Ama mesela Subhanallah diyoruz ibadetlerde. Allahu Ekber diyoruz. Değil mi? Onlar da var ibadetlerde. Ama Allah'a hitap ederken mesela Allahu Ekber, Allah böyle bir hitap istemiyor bizden. Mesela Ya Rabbi diyoruz, Allah'ım bizi kurtar diyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Allah Celle Celaluhu Ekber demiyoruz. Değil mi? Allah büyük diyoruz. Tabii o sözün de güzel ama bize Allah edebi, Kur'an edebini, hitap edebini Kur'an öğretiyor. Mesela bir şey soruyor Cenab-ı Allah. Mesela kim yarattı bunu diye der ki diyor Allah diyor. Değil mi? Allah. Sen Allah'ın bu dediğini beğenmek durumundasın. Sen bunu yetersiz görüyorsun. Yani Allah bana böyle hitap edin, Allah diye hitap edin diyor. Ve çok fazla da örnek veriyor Allah. Mesela bak diyor ki Allah, Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Nahl suresi. Allah Celle Celaluhu'n diyebilirdi Cenab-ı Allah. Allah diyor. Ama mesela tekbir ettikçe tekbir edin beni diyor Allah. Mesela öğretiyor. Mesela Allahu Ekber deyin diyor. Onu yapıyoruz. Tesbih edin diyor. Mesela Subhanallah diyoruz. Hamd edin diyor. Elhamdülillah diyoruz.
Ama elhamdü lillah derken celle celaluhu elhamdülillah demiyoruz. Allah kelimesi kendi içinde sonsuz haşmetlidir zaten. Sonsuz büyüktür. Sen Allah kelimesini demek ki kendi içinde haşmetli bulmuyorsun, haşa. Yani kainatı sallayan bir ismi, değil mi? Bütün kainatı sallayan, haşmetli bir ismini Cenab-ı Allah'ın yetersiz görüyorsun. Ona ilavelerle bir anlam kazandırabileceğini düşünüyorsun. Bir haşmet ve büyüklük verebileceğini düşünüyorsun. Allah bize nasıl büyük göstereceğimi söylüyor. Allah'ı ekber diyeceksiniz diyor. Bunun dışında olmaz. Yanlış biliyorsun. Evet. İsra suresi 110. ayet. Şeytana Allah'a sığınırım. De ki Allah diye çağırın, Rahman diye çağırın. Ne ile çağırırsanız sonunda en güzel isimler O'nundur diyor Rabbimiz. Bak en güzel isim diyor Allah. Evet. Sana yetersiz. Celle Celaluhu derse ben de onu yetersiz görsem şimdi desem ki ya bu Allah'ın şanına yeter mi Celle Celaluhu? Değil mi? Mesela en az bir yarım saatlik övme kelimesinden sonra Allah diyebilirsin desem, ben senden daha mı üstün olurum? Öbürü bir adam da der ki ben bir saat sürecek bir Allah'ı anma uslubu kullanacağım, ondan sonra Allah'ı anacağım der. Değil mi? Şanlılar şanlısı, işte Celle Celaluhu, uzun uzun anlatabilir bir insan. Birisi der ki ben bir gün kadar söyleyeceğim, ondan sonra Allah diyeceğim diyebilir. Onun için Cenab-ı Allah, Allah demenin yeterli olduğunu Kur'an'da söylüyor. Ahlakı, imanı, Kur'an'ı biz Allah'tan öğreniriz. Dolayısıyla yani yeni ilavelerle dini genişletmeye kalkman olmaz. Ama iyi niyetli olduğunu da görüyorum. Evet Didem hocam, dinliyorum. İnşallah hocam. Şura suresi 15. ayette hocam. Allah, şeytana Allah'a sığınırım. Ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Allah böyle söyleyin diye bildiriyor. Tabii mesela o zaman sen diyorsun ya bu yeterli değil. Allah Celle Şanühü'nün indirdiği kitaba inandım. Böyle demen gerekir diyor. Allah böyle yeterli diyor. Sen yetersiz diyorsun. Allah'ın dediğine kanaat getireceksin. Yoksa işte bağnazlığın kapısını açmış olursun. Bağnazlar mesela makul bir namaz kılmayı yeterli görmüyor. İlaveler yapıyor. Makul abdest almayı, yani normal abdest almayı yeterli görmüyor. İlaveler yapıyor. Sonunda ne oluyor? İnsanlar namazı da abdesti de bırakıyor. Çünkü binlerce detay olunca bakıyor adam ben bunu yapamayacağım diyor, bırakıyor. Dine ilaveler yaparak dine iyilik yapmış olmaz. Zarar verirsin.